Merhaba arkadaşlar, Karacan TV'ye hoş geldiniz. Ben matematik öğretmeni Şaban Aysan. Evet, bu videomuzda kar zarar problemlerinde çıkmış sorularla devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi bu soruların çözümlerini inceleyeceğiz. Hemen bakalım. Çayın kilogramı ATL'dir. Çaya %20 zam yapıldığında ATL'ye kaç kilogram çay alınabilir? Şimdi %20 zam ne demek? ATL bir çaya %20 zam yapılıyorsa nedir? Çayın 1 kilogram fiyatı budur. Yani 120 A bölü 100'dür. O zaman ATL'ye kaç kilogram çay alınabilir? O zaman A bölü 120 A bölü 100'den A'lar gidecektir. Ters çevirirsek 100 bölü 120, sıfırlar gitti, 2'ye bölü 5 bölü 6 olacaktır arkadaşlar. Yani cevabımız ne olacaktır? B seçeneği olacaktır. Evet, devam edelim. 2001 ÖSS'de çıkmış bir soru. Evet, ne diyor? X büyük 0 olmak koşuluyla bir malın etiket fiyatı x artı x bölü 10'dur. Yani 11 x bölü 10'dur. Tamam. İndirimli fiyatı 33 x bölü 50 olduğuna göre etiket fiyatı üzerinden yapılan indirim yüzde kaçtır? O zaman indirimli fiyatı buysa yapılan indirime bakalım. Yapılan indirim nedir? 11 x bölü 10 eksi 33 x bölü 50. Bunu da 5 ile genişletip 33'ten 5, 55'ten 33 çıkartırsak 22 x bölü 50. O da 2'ye bölü 11 x bölü 25 olacaktır. İndirim oranına bakalım. İndirim oranı 11 x bölü 25. Yapılan indirim bölü malın nedir? Etiket fiyatı. 11 x bölü 10. O halde buradan 11 x'ler gitti. 25 bölü 10 olacaktır cevabımız. Ters çevirip çarparsam 10 bölü 25 olacaktır. 4 ile genişletirsek 40 bölü 100 olacak arkadaşlar. Bu da ne demek? %40 anlamına gelmekte. Yani cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet. Kolay bir soruydu. Üçüncü sorumuza geldik. ATL'ye alınan bir mal alış fiyatı üzerinden %20 karla BTL'ye, etiket fiyatı BTL olan bir mal da %20 indirimle CTL'ye satılıyor. Buna göre ABC aşağıdaki ABC arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi ATL'ye alınan %20 zamsa A'nın 120 bölü 100'ü neye eşitmiş? B'ye. O zaman ikinciye baktığımızda ne diyor? B'nin %20 indirim diyor. Yani bu da ne eşit? C'ye. B buna eşitse aşağıda yerine yazarsak arkadaşlar 120 A bölü 100 çarpı 80 bölü 100 eşittir. C ise buradan A çarpı 96 bölü 100 eşittir C. Yani A'nın %96'sı yani %4 eksi C'ye eşit. Şimdi biz neyi biliyoruz? A'nın %20'si A'nın %120'si B, A'nın yüzde nedir? %96'sı C ise o zaman nasıl bir sıralama yapabiliriz? Bakın A'nın %20'si %20 fazlası B'ye eşit. O zaman B büyüktür. A'dan o da büyüktür. C'den diyebiliriz. C, A, B ters olarak sıralanacak. Yani cevabımız A seçeneği olacaktır. Evet, gelelim dördüncü sorumuza. (gülüyor) 2003'te çıkmış bir malın alış fiyatının 3 katı satış fiyatının 5 bölü 2'sine eşittir demiş. Bu mal yüzde kaç karla satılmaktadır demiş. Şimdi alışın 3 katı satışın 5 bölü 2 katına eşit. İşler dışlar 6A eşittir. 5S ise o zaman buna 5K deriz. Buna 6K deriz. Alış fiyatı 5K. Bize neyi soruyordu arkadaşlar? O zaman kâra bir bakalım. Kâr 6K eksi 5K'da K kadardır. Değil mi? Kârımız K kadar. O zaman kâr oranı maliyet üzerine hesaplanır. K bölü maliyette 5K'ydı. O zaman nedir? 1 bölü 5. Yüzde olarak sorduğu için yüzde tamamlamak için bunda ne yapalım? 20 ile genişletirsek 20 bölü 100 yani %20 olacaktır. Cevabımız A seçeneği arkadaşlar.
Evet, 2004'te çıkmış bir soru. Bir alıcı bir kumaşın satış fiyatından %10 indirim yaptığında elindeki parayla indirimsiz fiyattan alabileceği kumaştan 20 santim daha fazla kumaş alabiliyor. Bu alıcının elindeki parayla indirimli fiyattan alabileceği kumaş kaç santimdir demiş. Şöyle diyelim. 1 santim eşittir 10 TL olsun. O zaman %10 indirim yaparsak %10 indirimi 9 TL olur. Tamam. X santim kumaş alsın. Şimdi X santim kumaş alıyor arkadaşlar. O zaman o halde 10x lira yapar, TL yapar. 10x TL yapar. Eğer bu 10 TL'den 9 TL'den alırsa, 9 TL'den alırsa x artı 20 santim alır. O da 9 çarpı x artı 20 TL yapar. Buradaki paralar eşit arkadaşlar. O halde paraları eşitlersek yani 10x eşittir 9 çarpı x artı 20. Buradan x eşittir ne gelecektir? 180 gelecektir. Yani 180 santim mi oluyor? İndirimli fiyattan alacağı için 20 santim daha fazla alacak. O zaman ne olacak? 200 santim kumaş almış olacak arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği. Evet, 6. sorumuza geldik. Bir bakkal kilogramı 600 bin TL'den aldığı yaş sabunları, kurtarak kuru sabunların kilogramını 1200 TL'den satıyor. Bakkal bu satıştan %60 kar elde ettiğine göre 1 kilogram yaş sabunun kuruncuya kaç gram olmuştur demiş. Şimdi %60 karla 1.200.000 TL. O zaman x'in %60 karı 160 bölü 100'ü 1.200.000 ise x buradan ne çıkacaktır? Sadeleştirirsek 750.000 çıkacaktır. Yani 1 kilogram kuru sabun 750.000. 1 kilogram kuru sabun 750 bin TL ya da lira neyse eski para. X kilogram kuru sabun nedir arkadaşlar? 600 bin miydi? Kilogram 600 bin TL'den aldığı yaş sabunları. Evet. 600 bin TL. O zaman buradan içler dışlar yaparsak X eşittir. Ne çıkacaktır arkadaşlar? 0.8 kilogram çıkacaktır. O da 800 gram yapacaktır. Yani cevabımız A seçeneği olacaktır arkadaşlar. Evet, devam edelim. 7. sorumuzdayız arkadaşlar. Bir tüccarın aldığı iki maldan A'ya ödediği para B'ye ödediği paranın yarısı kadardır. Bu tüccar A malını %10 zararla, B malını %50 karla satıyor. Bu tüccarın satıştan elde ettiği kar yüzde kaçtır demiş. Şimdi A malını 10 liraya almış olsun arkadaşlar. Değer vermek önemli burada. Yani 10 lira, 100 lira şeklinde değer verirseniz daha kolay çözersiniz. A malını 10 TL'ye alsın. Şimdi %10 zararla ne yapacak? %10 zararla 9 TL'ye satar. Tamam. Şimdi 9 TL'ye satacak. B malını A'ya ödediği paraya B'ye ödediği paranın yarısı kadarsa o zaman B malını ne yapacak arkadaşlar? 20 liraya almış olacak. B malını 20 TL'ye alır. Neden? A'ya 10 TL dediğimiz için, iki katı olduğu için ödediği para B'yi 20 TL'ye alır. %50 karla ne yapacaktır arkadaşlar? 20 çarpı 150 bölü 100'den 30 liraya satar ya da TL'ye satar diyelim. 30 TL'ye satar. Tamam. Şimdi ne oldu o zaman? Eline geçen para eline geçen 30 artı
9'dan 39 TL midir? Peki maliyet nedir arkadaşlar? Maliyet de 30 lira. Maliyet 30 TL. O zaman kar 9 TL mi olur? Kar 9 TL ise o zaman 9 bölü, biliyorsunuz kar zarar maliyet üzerinden hesaplanır. 9 bölü 30 olacaktır. O da 3 bölü 10 yapar. 10 ile genişletirsek 30 bölü 100. O da ne demek? %30 kar yaptığı anlamına gelir. Bakın kar zarar her zaman maliyet üzerine hesaplanır. Önce maliyeti belirlemeniz gerekiyor. İlk yaptığım gibi ne yaptım? Maliyeti belirledim. Sonra karı buldum. Zararına karına bakmak için kar bölü maliyet dediğiniz zaman ne yapıyorsunuz? O satıştan elde edilen kar yüzdesini, zarar yüzdesini bulmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Evet, 8. sorudayız. Kahve fiyatının çay fiyatına %50 daha fazla olduğu bir pastanedeki iki masada sadece çay ve kahve içilmiştir. Bu masalardan birincisinde x tane çay, y tane kahve, ikincisinde ise y tane çay, x tane kahve içilmiştir. İkinci masa birinci masadan %25 fazla ödeme yaptığına göre x bölü y oranı nedir demiş. Şimdi yine maliyet, yani fiyat belirlemem lazım. Ne diyelim? Çayın fiyatı, çözüm buraya yapacağım. Fiyatı 2 TL olsun. Şimdi kahvenin fiyatı ne diyelim? 3 lira olur o zaman. Doğru mu? %50 daha fazlaysa 3 TL olur diyelim. Şimdi birinci masada ne var arkadaşlar? Birincisinde x tane çay. O zaman 2x artı birinci masa x artı 3y. İkinci masa ikinci masada ne var? 2y artı 3x mi var? Şimdi ne diyor? İkinci masa birinci masadan %25 fazla ödeme yapmıştır. O zaman ikinci masa eşittir 125 bölü 100 çarpı birinci masa diyebiliriz. Doğru mu? O zaman ikinci masaya baktığımız zaman çözümünü hemen şurayı aşağı yapacağım arkadaşlar. O zaman 2y artı 3x eşittir 125 bölü 100 çarpı 2x artı 3y diyeceğiz. Buradan da sadeleştirsek 2x eşittir 7'ye gelecektir. O halde x bölü y de 7 bölü 2 olacaktır. Cevabımız A seçeneği. Evet, oldukça güzel bir soruydu. 2005'te sormuşlar arkadaşlar. Soru güzeldi gerçekten. Devam edelim. Evet, 8. soruya geldik. Bir satıcı bir malı %15 zararla 4250 TL'ye YTL'ye satmıştır. Satıcı aynı malı 6250 YTL'ye satsaydı yüzde kaç kar elde ederdi demiş. Şimdi alış fiyatını belirlememiz lazım. %15 zararla ne yapıyor? 4250 TL'ye satıyor. Yani X TL'lik bir malın %15 zararla ne demek? %85'e satıyor. 4250 TL'ye mi arkadaşlar? O halde buradan sadeleştirirsek x'i yalnız bırakalım. X eşittir 5000 TL yapar. Yani 5000 TL'lik bir malı %15 zararla 4250 TL'ye satmıştır. Aynı malı 6250 TL'ye satsaydı yüzde kaç kar elde ederdi? O zaman 6250 eksi 5000'den 1250 kardır, değil mi? Biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Kar oranını bulmak için 5000 TL ürünün fiyatı, 1250 TL kar miktarı, buradan da arkadaşlar 1 bölü 4 yapacaktır. O da %25 anlamına gelmektedir. 4'te 1 yani %25'tir. Yani cevabımız C seçeneği. Evet, gelelim 10. sorumuza. 10. sorumuz ne diyor? Hemen bakalım yukarıya. Evet. YGS'de çıkmış bir soru arkadaşlar. Bir mağaza sahibi tüm ürünlerde etiket fiyatı üzerinden %20 indirim yapıyor. Aynı üründen 5'in üzerinde alan her adet için ayrıca indirimli fiyat üzerinden %25'lik bir indirim daha yapıyor. İkinci indirimi ilk 5 ürüne uygulamıyor. Bu mağazadan etiket fiyatı 15 TL olan bir üründen 8 adet alan bir müşteri kaç TL öder? Şimdi arkadaşlar
15 liralık bir ürünün %20 indirimli haline bir bakalım. 15'in %20 bölü pardon %80'ini hesaplayacağız. %20 indirimli hali. Şöyle diyelim hemen. Evet. Nedir? %20 indirimli hali. Evet. %20 indirimli hali nedir? 12 lira mıdır? 12 lira olacaktır. İlk 5 ürüne ne yapacaktır arkadaşlar? İlk 5 ürüne 12 çarpı 5'ten 60 TL ödeyecektir. Şimdi %25 indirim uygulanırsa %25 indirim, o zaman 12 çarpı 75 bölü 100'den fiyatı ne olacaktır? 9 lira olacaktır. Yani 5. üründen sonra 6. 7. 8. ürünleri ne yapacak arkadaşlar? 9 liradan alacak. Doğru mudur? O zaman sonraki 3 ürün kaldı zaten. 8 tane almış. O zaman sonraki 3 ürün 3 çarpı 9'dan 27 TL tutacaktır. O zaman toplamda 87 TL ne yapmış olacak? Ücret ödemiş olacak arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği. Sınav heyecanıyla bunu pek anlayamıyorsunuz ama oldukça basit. Bakın ilk 5 ürünle 12 liradan alıyor. %20 indirim yapıyorsunuz, 12 liradan 60 TL öder. Sonra 8 ürün aldığı için geriye 3 tane kalıyor. %25 indirim daha yapıyor 5'in üstündekilere. Yani 9 liraya gelecek diğerleri de, 3 tanesi de. Onlar da 27 liraya geliyor arkadaşlar. Oldukça anlaşılır bir soru aslında ama sınav heyecanıyla anlayamıyorsunuz arkadaşlar. Dikkatli okuyun. Sakin olun. Anlarsınız soruları. Evet, YGS'de çıkmış. Yine 2010'da çıkan bir soru. 11. sorudayız. Bir manav limonları, her birinde 12 limon bulunan filelerle almış ve üçer üçer satmıştır. Manav bir file limonu 5 TL'ye almış ve 3 adet limonu 2 TL'ye satmıştır. Bu manav 4 file limonu satışından ne diyor? Kaç TL kar etmiştir diyor. Şimdi bir file limonu 12 limon bulunuyor bir filede. O zaman bir filede 12 limon var. 12 limon varsa 12 bölü 3'ten 4. Ne yapıyor arkadaşlar? 4 tane satış yapacak. Yani 4 tane üçlük çıkıyor. 4 çarpı 2'den de 8 TL mi yapar? 8 TL bir fileden kazandı. Maliyet bir file 5 TL. O zaman 8-5'ten karını bulalım. 3 TL mi? Karı 3 TL çıktı arkadaşlar. Şimdi bu bir tanesi arkadaşlar. 4 tanesinden karı ne olacaktır? 12 TL olacaktır. Bir tane bir fileden 4 fileden 4 çarpı 3'ten 12 TL olacaktır karı. Yani cevabımız E seçeneği. Evet, 12. soru. 2011 YGS'de çıkmış. Bir yatırımcı hesabındaki ZTL'nin bir kısmıyla altın, kalan kısmıyla da döviz alıyor. Yatırımcı bir süre sonra altınların %20 kar elde ederek XTL'ye, dövizlerini ise %20 zarar ederek YTL'ye satıyor. Buna göre X, Y, Z arasındaki bağıntı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bu vatandaşın elinde ZTL'si var. ATL'sine altın, BTL'sine döviz. Döviz. TL diyelim. TL, ZTL, altın. Şimdi bir süre sonra %20 karla satıyormuş altınlarını. %20 karla satıyorsa A'nın %120'si XTL'ye satıyormuş. Bunda %20 zararla. O zaman B'nin %80'i eşittir YTL'ymiş. Biz şunu biliyoruz. A artı B neye eşittir arkadaşlar? Z'yi verecektir size. Buradan hemen şöyle bakarsak A eşittir 100x bölü 120, B eşittir 100y bölü 80 olacaktır. Yerine yazalım. 100x bölü 120 artı 100y bölü 80 eşittir
z diyelim. Sıfırları silelim. Komple 24 ile çarpalım arkadaşlar. O zaman 20x eşit şey artı 20x artı 30y eşittir 24z olacaktır. 24z. Hemen yazamadım arkadaşlar. 24z. Komple 2'ye bölelim. 10x artı 15y eşittir 12z. En sade hali. Hemen bakarsanız E seçeneğinde cevabımız duruyor arkadaşlar. Evet, yine güzel bir soruydu bu da. Evet, 2013'te çıkmış bir soru. YGS 13'ün soru 2012 YGS'de çıkmış bir soru. Bir markette sabunlar ikişerli ve üçerli paketler halinde satılmaktadır. Üçlü paket içindeki sabunların birim fiyatı ikili paket içindeki sabunların birim fiyatından %10 ucuzdur. Bu marketteki üçlü paketin satış fiyatı ikili paketin satış fiyatından 3,5 TL fazla olduğuna göre ikili paketi fiyatı kaç TL'dir satış fiyatı demiş. Şimdi ne var? İkili paket var. Bir de üçlü paket var. Şimdi bunlara ben 100-100 dersem %10 ucuzsa bunlar ne olacak? 90-90 mı olacak? O zaman x diyelim hatta. O zaman burası ne olacaktır? Ne diyor? Üçlü paketlerin satış fiyatı ikili paketlerin satış fiyatından 3,5 TL'dir. O zaman 200x burası, 270x burası. Aradaki fark neymiş? 270x eksi 200x eşittir 35 bölü 10 diyelim arkadaşlar. O da 70x eşittir 35 bölü 10 sa x eşittir 1 bölü 20 yapacaktır arkadaşlar. Ne diyor? İkili paketin satış fiyatı 200 çarpı 1 bölü 20'den ne olacaktır? 10 TL olacaktır yüzünden arkadaşım. 10 TL yapacaktır. Yani cevabımız C seçeneği. Evet. Bu da güzel bir soruydu yine. 14. soru. 2012 YGS sorusu arkadaşlar. Hemen bakalım. Bir çay fabrikası kilogramı 12 TL olan 15 ton A türünden çay ile kilogramı 9 TL olan 20 ton B türü çayı karıştırmış ve elde ettiği karışımı çayın kilogramını 11 TL'ye satmıştır. Buna göre harman çayının satışından elde edilen gelir çayları ayrı ayrı satsaydı elde edilecek gelirden kaç TL fazlaydı? Şimdi hemen bakalım. Ayrı satsaydı ne olurdu arkadaşlar? Hemen ona bakalım. A türünden ayrı satsaydı. Ayrı satsa. A'dan 12 çarpı 15'ten 180 bin alırdı. B'den 9 çarpı 20'den 180 bin. Yani toplamda 360 bin. Karıştırırsa ne kadar oluyor? 35 ton mu oluyor? 35 ton çarpı 11 TL'den ne yapacaktır arkadaşlar? 385 bin. O zaman bakarsak 385-360'dan 25 bin nedir arkadaşlar? 25 bin daha fazla olacaktır. Yani cevabımız B seçeneğidir. Evet, gelelim 15. soru. 2013 YGS sorusu arkadaşlar. Bir şirketin 2009, 2010 ve 2011 yıllarında elde ettiği karların ortalaması 4 milyon TL'dir. Bu şirket 2012 yılında 2011 yılına göre %25 daha fazla kar elde etmiş ve bu 4 yılda elde edilen karların ortalaması 4,5 milyon TL olmuştur. Buna göre şirket 2011 yılında kaç milyon TL kar elde etmiştir demiş soruda. Şimdi 3 yılın ortalama karı nedir? 4 milyondur değil mi? Hemen şöyle yapalım. 3 yılın ortalama karı 4 milyon ise arkadaşlar 3 yılın ortalama karı 4 milyon ise toplam kar nedir? 12 milyon mu olacaktır? Evet. 3 yılın ki hop şöyle şunu düzgünce yazalım arkadaşlar. Şimdi 3 yılın ortalama karı nedir? 4 milyon ise toplam karı 12 milyondur.
Evet. Şimdi 3 kere 4'ten 12 milyon. 4 yılın ortalama karı nedir arkadaşlar? 4,5 milyondur, değil mi? Bize öyle söylemiş. 4 yılda elde edilen karın ortalaması. Evet. 4 yılın ortalaması 4,5 milyon. Değil mi? 4,5 milyon ise toplam ne olur arkadaşlar? 4,5 çarpı 4'ten 18 milyon mu olur? 18 milyondur kârı. Son yıl bakarsanız 18 eksi 12'den 4 milyon nedir arkadaşlar? Pardon, 4 diyorum, 6 olacak. Evet, 18 eksi 12. 6 milyon nedir? Kâr vardır. Şöyle kâr yazalım. Şimdi bu kâr bir önceki yıla göre %25 fazlaymış arkadaşlar. O halde 6'nın direkt 100 bölü 125'i diyelim, ters çevirip çarparsak arkadaşlar, o da 4,8 milyonmuş. %25 daha fazla kar elde etmiş diyor. Şimdi 2011 yılında ne olmuş o zaman arkadaşlar? 4,8 milyon ne olacak? Kar elde etmiş olacak. Yani cevabımız A. Şimdi tekrar söyleyelim. Şimdi 3 yılda 4 milyon ise toplam 12 milyondur. 4 yılda 4,5 ise toplam 18 milyondur. Şimdi 18 eksi 12'den son yıl, yani 2012 yılında ne olmuş arkadaşlar? 6 milyon kar etmiş. Son yıl diyor, bir önceki yıla göre %25 daha fazla kar ettiyse, bir önceki yılın %25'i neye eşittir arkadaşlar? Hani şurayı nasıl yaptım ben? X çarpı 125 bölü 100 eşittir 6 diyerek yaptık. Buradan 4,8 milyonmuş o zaman 2011'deki kar arkadaşlar. O zaman cevabımıza direkt A şıkkı olacaktır. Evet, gelelim 2016'ya arkadaşlar. 2016'da çıkmış bir sorumuz var. Evet, 2016 YGS'i. Bir balıkçı 16 kilogram çinekop, 20 kilogram mezgit ve 50 kilogram istavrit yakalamıştır. Daha sonra bu balıkların kilogram satış fiyatına çinekop, mezgit de istavritten %25 daha pahalı olacak biçimde belirlemiştir. Balıkçı bu balıkların tamamını belirlediği fiyatlardan satarak 1600 TL gelir elde etmiş. Buna göre mezgitin kilogram satış fiyatı kaç TL'dir? Şimdi istavrite x dersek arkadaşlar, istavrite x mi diyelim? Aynen. İstavrite x TL olsun. x TL diyelim. İstavrite x dedik arkadaşlar. %25 mezgit ne olur o zaman? Mezgit %25 daha pahalıysa mezgitin satış fiyatı ne olacak o zaman arkadaşlar? 5x bölü 4 mi oluyor? X çarpı 125 bölü 100'den 5x bölü 4 olacaktır. Onun da %25'i çinekop. Çinekop o zaman 5x bölü 4'ün %125'i, o da ne yapacaktır arkadaşlar? 25x bölü 16 yapacaktır. Şimdi 16 kilogram çinekop, 16 çarpı 25x bölü 16, 20 kilogram mezgit, 20 çarpı 5x bölü 4 artı 50 kilogram istavrit, 50 çarpı istavrit ne dedik? X mi? Buradan da 1600 olmuş arkadaşlar. 5, 25, 25, 50, 100 mü? 100x eşittir 1600, sıfırları sil, x eşittir 16 olacaktır. Bize neyi soruyor? Mezgiti soruyor. X yerine 16 yazarsak 5 çarpı 16 bölü 4'ten 20 TL olacak. Yani cevabımız B seçeneği olacaktır arkadaşlar. Evet, gelelim 17. sorumuza. Evet, CGS 2017'de çıkmış bir soru arkadaşlar. 17. sorudayız. Bir mağazada tüm gömleklerde etiket fiyatı üzerinden %25 indirim yapılmış. Ayrıca mağazada satışları arttırmak için iki gömlek alan müşterilere ucuz olanı için indirimli fiyat üzerinden %20 indirim uygulanmıştır. Bu mağazadan fiyatları farklı iki gömlek alan bir müşteriye her bir gömlek için etiket fiyatı üzerinden eşit miktarda indirim yapılmıştır. Bu müşteri mağazaya toplam 90 TL ödediğine göre yapılan indirim kaç TL'dir? Şimdi şöyle diyelim. Pahalı
100x ucuz 100y olsun. Şimdi buna ve buna ikisine de ne yapıyor? %25 uygulayacağız. O zaman bu 75x'e düşecek. Bu da 75y'ye düşecek. Daha sonra buna bir %20 yapıyor. %20 indirim yaparsak buna ne olacak? 60y'ye düşecek arkadaşlar. Şimdi pardon. Şimdi hemen baktığımızda şuradan şuraya 40y, buradan buraya 25x indirim yapılmış. O zaman 25x eşittir 40y diyebiliriz. Buradan da x'e sadeleştirsek 5x'e 8, o zaman x'e 8k, y'ye 5k diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi hemen şuna bakalım. Mağazaya 90 TL para ödemiş. Çözümünü yan tarafa yapacağım arkadaşlar. O zaman 75x artı 60y eşittir 90'mış. O zaman 75 çarpı x yerine ne yazacağız? 8k artı y yerine de ne yazacağız? 5k yazacağız arkadaşlar. Eşittir 90'sa k eşittir. Buradan 1 bölü 10 gelecektir. Yapılan indirimlerin toplamını soruyor. 25x artı 40y, o da eşittir 25 çarpı 8k artı 40 çarpı 5k'dan. Buradan ne yapacaktır arkadaşlar? 400k yapacaktır. 400k. Şimdi k değerini yazarsak 400 çarpı 1 bölü 10'dan ne yapacaktır? 40 yapacaktır. Yani indirim kaç TL'ymiş? 40 TL. Yani cevabımız C seçeneği olacak arkadaşlar. Evet, karışık bir soru ama güzel bir soru arkadaşlar. Biraz zorlayıcı ama üstesinden gelinebilirmiş. Evet, 2018'de çıkmış bir soru. Belli bir bölgede ev alan, ev ve arsa alım satım işlemi yapan Ali Bey bu işlemlerde kullandığı birim fiyatlar tabloda verilmiştir. Ali Bey 450 bin TL'ye aldığı bir evin satışından elde ettiği paranın tamamıyla bir arsa almış ve sonra bu arsayı da satmıştır. Buna göre Ali Bey'in bu arsa satışından elde ettiği kar kaç TL'dir? Şimdi bakıyorum arkadaşlar, 3000'e alıp ne yapıyormuş arkadaşlar? 3200'e satıyor. 200 kar. Burada da 5000 kar var. O zaman şöyle diyebilir miyiz? 3000'de 200 kar varsa, 3000'de 200 kar varsa 450 bin TL'lik bir evde ne kadar kar yapar arkadaşlar? Bunu bulmam lazım. Bu da nasıl bulunacak? İçler dışlar arkadaşlar. 450 bin çarpı 200 bölü 3000. Evet, buradan 3 0 silersek arkadaşlar 2 çarpı 45 90 1, 2, 3 yani 3'e böleceğiz. Bir de 15 15 çarpı 2'den 30.000 TL. 30.000 kar var. Şimdi 30.000 kar yaptı arkadaşlar. 450.000 vardı. Artık 450.000 artı 30. 450.000 artı 30.000 lirada kar yaptık. Ne oldu? 480.000'imiz var. Doğru mu? Şimdi o zaman 20.000'de 5.000 kar yapıyorsa biz 480.000'de ne kadar kar yaparız? Buna bakmamız lazım. Buradan da cevabımız 120.000 olacaktır arkadaşlar. Yani D seçeneği. Evet, sayılar biraz büyük ama soru basit. Evet, 2019 son sorumuz arkadaşlar. Bir market alışverişini tamamladıktan sonra ödeme yapmak için kasaya gelen Arda'ya kasadaki görevli aldığı ürünlerin toplam 45 TL'ye tuttuğunu fakat 50 TL ve üzeri alışverişlerde bazı ürünleri 2'şer TL daha ucuza alabileceğini söylüyor. Bunun üzerine son bir ürün daha alan Arda yalnızca önceden almış olduğu ürünlerden 5 tanesine uygulanan bu indirimle görevliye toplam 43 TL ödüyor. Buna göre Arda'nın son aldığı ürün kaç TL'dir? Şimdi arkadaşlar, bazı ürünlere 2 TL diyor. Son 5 ürüne 2 TL. 5 çarpı 2'den 10 TL ne yapıyor? İndirim uygulanıyor. İndirim yazamadım.
Şimdi 10 TL indirim uygulanıyor. İndirimli hali 43 TL. İndirimsiz hali 43 artı 10 TL'den 53 TL indirimsiz. İndirimsiz hali 53 TL'ymiş arkadaşlar. 45 TL'ydi ilk aldığı ürünler. O zaman 53-45'ten son aldığı ürün neymiş arkadaşlar? 8 TL'ymiş vatandaşın. Evet arkadaşlar, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bol bol soru çözün arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.